E, bu çok önemli bir konu aslında. E, evde evcil hayvan bakımı için önce e, bu canları sahiplenecek olan ailelerin, e, özellikle çocukları olan ailelerin birçok kriteri birlikte değerlendirmesi ve bunların uyumlu halde olması gerekiyor. E, bunlar nedir diye konuşursak, öncelikle o alacakları candan beklentine, bu beklentiyi ortaya koyup bunun farkında olmaları çok önemli. E, ikinci koşul yaşam alanları çünkü siz bir canlıyı yaklaşık 12-15 yıl ortalama her şey yolunda giderse yaşayacak olan bir canlıyı e, yaşamınıza dahil ediyorsunuz ve hayat arkadaşı yol arkadaşı oluyorsunuz dolayısıyla alanınızın büyüklüğü küçüklüğü seçeceğiniz ırk için önemli kriterler bunlar olabilmekte e, bir diğer koşul zaman yeterli bir zamanınız var mı o canlı ile ilgilenebilecek egzersizlerini yaptırabileceğiniz ya da onun evin içerisindeki bakımını üstlenebileceğiniz. Yine maliyet tabii ki bugün bir canlı bakımı, kedi, köpek, evcil hayvan bakımı gerçekten maliyetli aşıları, kısırlaştırılması, çipi ve hastalık durumundaki tedavileri. Kendi ekonomik güçlerini de ortaya koymaları gerekiyor. Eğer çocukları varsa çocuklarının alerjik bir durumu var mı? Genelde sokağa bırakılan ırklarda bunu çok net gözlemleyebiliyoruz. Alerjisi vardı o yüzden bırakıldı veya işte sahip değişikliği yapıldı. E, bütün bunlar önemli. Tabii e, bu koşulları kendiniz içerisinde oluşturup evet tamam bunların hepsi okey dediğimiz anda da e, biz tabii ki satın alma sahiplen diyoruz. Geçici bakım evlerinde ya da barınaklarda gerçekten e, yuva arayışında olan birçok bir canlımız var. E, bunlarla da öncelikle gidip onlara e, bakan kişilerle görüşüp e, o hayvanın mizacı ile ilgili bilgiler almak... Onunla bir iki ziyaret içerisinde böyle tamam %100 olmasa da bir bağ kurabilmek ve arada belki o hayvanı alıp evinize getirmek, evinizde böyle kısa süreli zaman geçirip tekrar yerine bırakmak, ee, size uygun olup olmadığını anlamalarına, anlamanıza fayda sağlayacaktır ve ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, tabii bir klinisyen veteriner hekim olarak kendi kliniğimde de gözlemlediğim bir şey var. İnsanlar e, çipten gerçekten çok fazla korkuyor. Hayvanlarının kayıt altına alınmasını farklı değerlendiriyorlar. Bir izlenmeymiş gibi ya da onun vücuduna zarar verecekmiş gibi bir algı içerisindeler. Oysaki bu böyle bir şey değil. Hayvanlara takılan mikroçip küçücük pirinç tanesi kadar biyo uyumluğu olan herhangi bir reaksiyon oluşturmayan ve hayvanı aslında kayıt altına sahibiyle birlikte kayıt altına almak için kullandığımız bir minicik bir araç diyeyim yani. Bunu biz cilt altına normal aşı yapar gibi zerk ediyoruz. Sahibinin TC kimlik numarasıyla Tarım Orman Bakanlığı'nın veri tabanına e, kayıt ediliyor ve her hayvanın kendine özgü bir kimlik numarası oluyor. Bu e, Hibis denilen sistemde var ve e, Petvet adı, adı verilmiş olan sistemde de kayıt altında kalıyor. Bunun tabi artıları nedir? Herhangi bir dezavantajı yok, sıfır. Artıları da e, işte kediniz veya köpeğiniz çalındı, kaçtı, kayboldu. Türkiye'de Türkiye'nin neresinde olursa olsun çip okutucuyla sırtında şöyle gezdirip okuttuğumuzda sahibine ulaşabiliyoruz. Ve tabii ki bu anlamda o canlıyı bırakan eğer bırakılmışsa sokağa terk edilmişse de gerekli işlemleri başlatılmasına da fayda sağlıyor. Şunu da belirtmeliyim ki evcil hayvan sizinle birlikte yaşarken sürekli öğrenme faaliyeti içindedir. Yani onlarda da koşunsal ve edinsel öğrenme kuramları söz konusu. Biliyorsunuz bunlar insan eğitim modellemelerinde de kullanılan kuramlar ve ilk olarak fare, kedi, köpek gibi e, hayvanlarda deneysel olarak ortaya çıkmış. E, tabii beklenti önemli. Ne bekliyorsunuz? Eğitimi hangi yönde yönlendiriyorsunuz? Tuvalet eğitimi, mi? itaat eğitimi mi? veya bir iş yapması mı? İşte e, sosyal olarak yardımcı olması mı? E, tabii sosyal alanda e, eşlik edecek olan. ...köpekler için çok profesyonel eğitimler gerekiyor. Ve bu köpeklerin de belli aşamalardan geçmesi gerekiyor. Yani siz bir border collie'yi sürü köpeği yapabilirsiniz. Bunu bu anlamda eğitebilirsiniz. Ama her collie sürü köpeği olamaz. Bireysellik de burada söz konusudur. Buna da dikkat etmek gerekiyor. E, bu beklentiler doğrultusunda işte seçecekleri ırkın ya da hayvanın... ...karakteristik özelliklerini araştırarak e, bu işe girişirlerse... Bu çok önemli. O zaman bir sorun çıkmıyor tabii ki. Da her şeyden önce evcil hayvanların kedi ve köpekler e, bizim can dostlarımız ve bir mal olmaktan çıkıp bir canlı niteliğine konulması gerekiyor. E, ben bunu çok fazla önemsiyorum. Dolayısıyla evlat edinmekten bir farkı yok aslında. Ee, tabii ki çocukların gelişiminde ruhsal ve psikolojik olarak e, çok büyük katkıları var bir evcil hayvanla yaşamanın. Her şeyden önce sorumluluk bilinçlerini arttırıyor, empati yeteneklerini arttırıyor ve merhamet duygusunu geliştiriyor çocuklarda. E, ama bunu yaparken de e, az önce saymış olduğum bütün kriterleri göz önüne alarak ortaya koyarak işte genelde her canlının küçüğü çok sevimli olur. Ve biz e, yavru bu, yavruyu alalım, ona göre yetiştirelim gibi bir mantıkla yaklaşırız. Ama e, yavru dediğiniz kedi ve köpeğin bakımı gerçekten çok zor bir iştir. E, yani bunun ilk baştaki eğitim süreci, aşıları kısırlaştırılması, çip takılması, işte siz evden ayrıldığınızda eşyalarınızı kemirmesi, terliklerinizi yemesi veya annenin güvenini aramasından dolayı sürekli ağlaması e, bunlar gerçekten meşakkatli işler. O yüzden ben ebeveynlere iyi ve kötü günde e, farkındalığıyla o canlıyı çocuklarına almalarını tavsiye ediyorum. Bugün birçok tatil yöresine baktığınızda sokaklarda son derece güzel e, ırklar, ırk özellikleri yani pudıl gibi işte golden gibi hayvanları sokaklarda görüyoruz. E, ...dolayısıyla bunun olmaması için de toplumun tabii ki bilinçlenmesi... ...bu canlıların bir can olarak değerlendirilmesi, bunun farkındalığını varılmasını önemsiyorum. E, bunlar bir canlı. Dizin gibi nefes alıyor, yemek yiyor, su içiyor, e, belli bir metabolizmaları var. Dolayısıyla bunu eşya statüsünde görmekten ya da ağzının dilinin olmaması... ...konuşamamasının getirmiş olduğu rahatlıkla işte bir takım eziyetlere maruz kalmaları... Ben bunu e, bilinçsizlik ve eğitimsizlikten kaynaklandığını düşünüyorum. E, tabii eğitim çocukluk döneminde başlar biliyorsunuz yani öğrenim koş, koşullu olarak gerçekleşir ama eğitim için bir müfredat ve bir program gereklidir. O yüzden e, en başta temel eğitimden itibaren biz çocuklarımızı, gençlerimizi bu anlamda bilinçlendirirsek e, ve o canlılara özgü bir takım spesifik konuları öğretebilirsek e, o zaman bu tip durumların ve merhamet duygusu kazanacakları için e, azalacağını düşünüyorum. Bir ikinci konu da tabii ki e, kanunsal yaptırımlar. Bu yaptırımların kesinlikle arttırılması. Her şeyden önce kanun nezdinde de evet çıkartıldı ama e, algı hala mal düzeyinde bir canlı olduğu için e, bir ceza kanunu kapsamında bunları eziyet eden, insanların da yüksek yaptırımlarla cezalandırılması bence önemli olacaktır diye düşünüyorum. Ee, ben yarın öğretmenler günü burada bu vesileyle de e, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere baş öğretmenimiz tüm öğretmenlerimizin e, Hak ettikleri değere ulaşarak saygı ve sevgiyle öğretmenler gününü kutluyorum. E, şehit olan depremde hayatını kaybetmiş tüm öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Emekli öğretmenlerimize de sağlıklı, keyifli bir yaşam diliyorum.